Ayna programından sevgiler selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Kuzey Avrupa'da bir ülke. Baltık ve Kuzey denizlerine kıyıları var. Yüz ölçümü 43.094 km². Nüfusu 5,5 milyon. Başkenti Kopenhag. Ayna Danimarka'da. Türkiye-Danimarka arası yaklaşık 3 saat sürüyor uçakla. Soğuk bir kış günü ulaştık Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a. Hava bulutlu ve yağmurluydu. Gerçi alışıktı Danimarkalılar bu havaya ama biz değildik. Yılın belki 11 ayı zaten gökyüzü hep griydi buralarda. Bulutlu ve kasvetli bir hava hakimdi şehirde. Kuzey Buz Denizi'nden kendi doğal gaz ve petrolünü çıkarıyor Danimarka. Avrupa Birliği ülkeler içerisinde kendi kendine enerjisi yeten tek ülke. Refah seviyesi bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Dizayn işinde çok iyi Danimarkalılar. Dünyaya know-how pazarlıyorlar. Mühendislik alanında oldukça iyiler. Dünyada çimento fabrikalarının birçoğunu Danimarkalılar kuruyorlarmış. Çok okuyan bir millet Danimarkalılar. Yıllık 30 milyon kitap alınmış kütüphanelerden ve iade edilmiş. Bu ülke nüfusuna göre büyük bir rakam. Masallarının çoğu Türkçe'ye de çevrilen dünyaca ünlü masal ustası Andersen'in memleketi burası. Dünyada kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerden birisi Danimarka. Kopenhag 600 yıldır bu ülkeye başkentlik yapıyor. Sembolü de Deniz Kızı heykeli. Stroget'teyiz. Avrupa'nın en uzun çarşısı olarak adlandırılıyor burası. Kopenhag'ın göbeğinde Kristiania diye bir bölge var. Burası kuralsızlığın kural tanındığı, düzensizliğin düzen kabul edildiği bir dünya. Danimarka meclis binasının önündeyiz. Milletvekillerinden bisikletle gelenler bile varmış. Danimarka yaklaşık 500 adadan oluşan bir ülke. Karadan tek bir komşusu var. O da Almanya. Almanya ile 68 kilometrelik sınırı var Danimarka'nın. Ülke düz arazilere sahip. En yüksek noktası Danimarka'nın 173 metre. En alçak noktası ise eksi 7 metre. İşte böylesine düzlüklerden oluşan bir ülke Danimarka. Danimarka'nın resmi dili Danca, İskandinav ülkelerinin dilleri birbirine çok yakın. İsveç, Norveç ve Danimarka vatandaşları birbirine çok yakın olan dilleri konuşuyorlar. Ayrıca bu ülkede Danimarka'da dikkatimizi çekti İngilizce ikinci dil. 7'den 70'e herkes İngilizceyi biliyor ve konuşuyor. We'll be right back.
Dünyada kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerden birisi Danimarka. Kişi başına düşen milli gelir 40 bin dolar civarında. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro'yu kabul etmeyen ülkelerden birisi Danimarka. Para birimi Danimarka kronu. 1 dolar 5.1 Danimarka kronu yapıyor. Danimarka'da 56 bin Türk yaşıyor ve bu Türklerden 26 bini Danimarka vatandaşı. Mehmet Bey de bu Danimarka vatandaşlarından bir tanesi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Bize Mehmet Bey aynı zamanda rehberlik de yapıyor burada. Rehberimiz kendisi Danimarka'yı bize tanıtıyor, anlatıyor. Kaç senedir Mehmet Bey buradasınız? 23 yıldan beri Danimarka'da yaşıyorum. 23 yıldan beri, memnunsunuz. Memnunuz. Bizleri burada temsil ediyorsunuz. Evet. İşte o 56 bin Türk'ten bir tanesi de Mehmet Bayhan Bey. Kendisi İzmitli. İzmit'e de buradan selamlar gönderiyoruz. Her şehrin bir sembolü vardır. Kopenhag sembolü de Deniz Kızı heykeli. İşte küçük Deniz Kızı, Andersen'in masallarındaki küçük Deniz Kızı'ndan esinlenmişler ve buraya heykel yapmışlar. Nasıl New York'un özgürlük heykeli sembolü ise, Paris'in Eiffel Kulesi sembolü ise, Kopenhag'da bu küçük Deniz Kızı sembolü. Sadece Kopenhag değil, Danimarka'nın sembolü haline gelmiş. Yılda 1 milyon kişi bu Deniz Kızı'nı ziyaret ediyor. Deniz Kızı'nın önüne gelen hemen fotoğraf çektirmeye başlıyor. Küçücük heykeli Danimarka turizme kazandırmayı başarmış. Heykeli ilk görenlerin tepkisi, bu mu Danimarka'nın sembolü oluyor? Kopenhag, tüccarlar limanı anlamına geliyor. Kopenhag 600 yıldır bu ülkeye başkentlik yapıyor. Şehrin en merkezi noktasındayız. Burası belediye meydanı. Bu meydanı şehirde bilmeyen yok. Arkamızda da belediye sarayı var. Kopenhag'ın nüfusu 1 milyon 200 bin. Danimarka anayasal monarşiyle yönetiliyor. Devlet başkanı Kraliçe 2. Margaret, veliaht prens ise oğlu Frederick. Burası Kraliçenin kışlık sarayı. Arkamızda da muhafızların nöbet değişim töreni var.
Şu anda kraliçe sarayda olmadığından dolayı bayrak asılı değil ama kraliçe saraya geldiğinde kalmaya başladığında bayrak hemen asılı oluyor. Böylece siz kraliçenin sarayda olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Yazınsa kraliçe yazlık sarayına taşınıyor. Dünyanın en eski krallıklarından bir tanesi Danimarka. Krallık hala ülkede devam ediyor. Yanımızda nöbet tutan bir kraliyet muhafızı var. İşte elbisesi bu şekilde muhafızın. Yaz kış bu elbiseyi giyiyorlarmış. Elinde tüfeği ve süngüsü. İşte Danimarka'da nöbet tutan bir kraliyet muhafızı. Acaba konuşur mu diyoruz? How are you? How is it going with you? Konuşmuyor sevgili seyirciler. Görevinin ciddiyetinde devam ediyor. Yalnız bizim muhafızlarımız hareket etmezler ya böyle gerçekten çok ciddi bir şekilde dururlar. Gözleri bile kımıldamaz ama bunların hareket ettiklerini görüyoruz. Hatta diyor ki çok yaklaştınız diyor bizim Mustafa Bey kameraman arkadaşımıza. Biraz uzaklaşır mısınız diyor. Konuşuyor da gördüğünüz gibi muhafız. Bizim muhafızlardan oldukça farklı. Danimarka Anayasası'nın 4. maddesi Danimarka Halk Kilisesi Evangel Luther Kilisesi'dir ve bu haliyle devlet desteği alır der. Anayasanın 6. maddesine göre ise kral Evangel Luther Kilisesi mensubu olmalıdır. Yani kral veya kraliçe olmak için kişinin Hristiyan veya Protestan olması yetmiyor. Evangel Luther Kilisesi mensubu olması gerekiyor. Şu anki Veliaht Prens Frederick'in eşi Mary, Tazmanyalı bir Hristiyandır. Ama evlenmeden önce evangelist olur, Evangel Luther Kilisesi'ne üye kaydını yaptırır. Burası tarihi bir gözlemevi. Şehri tepeden seyretmek için 35 metre yükseklikteki rasathaneye tırmanmaya başlıyoruz. Merdiven yerine sürekli yükselen bir yol var burada. Eskiden atıyla çıkanlar bile varmış buraya. Kuleye çıkmak için 7,5 kez dönmek ve 209 metrelik yolu tamamlamak zorundasınız. Gözlemevinin zirvesine çıktık. Başkent Kopenhag bu zirveden kuş bakışı olarak çok rahatlıkla seyredilebiliyor. Hava rüzgarlı ve oldukça da soğuk. Buradan İsveç topraklarını bile görmek mümkün. Özellikle hava açık ve güzel olduğu zaman çok rahat bir şekilde gözlemevinden İsveç toprakları, sahilleri seyredilebiliyor. Bugün bile hava kapalı olmasına rağmen görebiliyoruz İsveç topraklarını. İşte İlk dikkati çeken burada çan kuleleri. Genelde evler 5-6 katlı Kopenhag'da. Gözlem evinin etrafı insanlar atlamasınlar diye yüksek demir parmaklıklarla çevrili. Bizimle birlikte şehri yukarıdan seyredenler de var. Gözlem evi gün boyu dolup dolup boşalıyor.
İnsanlar yukarıya çıkar çıkmaz hem fotoğraf çekiyor hem de çektiriyorlar. Kopenhag'ın göbeğinde Christiania diye bir bölge var. Çok ilginç bir bölge burası. Zaten girişte Christiania'ya hoş geldiniz diyorlar. Meclise çok yakın. Danimarka meclisine çok yakın burası. Sadece birkaç kilometre uzaklıkta. İlginç bir bölge diyorum çünkü burası kuralsızlığın kural tanındığı, düzensizliğin düzen kabul edildiği bir dünya. 1971'de Hippiler burayı ele geçirmiş. 1968'de askeri birlikler buradan çekilince burası Hippilerin mekanı olmuş. Hippiler burada yaşıyor. 1000 kişi civarında insan yaşıyor. Aileleri tarafından kabul edilmeyen gençler, toplumla uyuşamayan gençler burada yaşıyorlar. Ya da kendilerine bu hayat tarzını seçen insanlar burada yaşıyorlar. İşte burası girişlerden bir tanesi. 43 hektarlık bir alan burası. Bu alanda uyuşturucu satılıyor. Normalde Danimarka'da uyuşturucu satışı yasak ama bu alanda uyuşturucu satılıyor. İnsanlar burada uyuşturucu kullanıyorlar. Bazı bölgelerinde çekim yapmak yasak bunun. Biz de deneyeceğiz. Çekim yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar çekim yapmaya muvaffak olacağız. İşte Christiania'nın girişi. Burada yaşayan ve rehberliğimizi yapan Uğul, Christiania içinde sadece bir sokakta uyuşturucu satıldığını söylüyor bize. Bugünlerde Danimarka polisi sürekli baskınlar yapıyormuş buraya ve hiç nefes aldırmıyormuş bölge sakinlerine. Sokağa girer girmez kamera ve fotoğraf makinesinden çok rahatsız oluyor uyuşturucun satıldığı Puşer sokağının sakinleri. Bu sokakta kamera ve fotoğraf çekimi yasak. Eğer çekim yapılırsa taşkınlık çıkartıyorlar. Rehber Uğur onları sakinleştirmeye çalışıyor. Bin kişinin yaşadığı tuhaf ve bir o kadar da karanlık bir dünya burası. Christiania'da yaşayan çocuklar gözümüze ilişiyor. Anlaşılan burada doğmuş ve burada büyümeye çalışıyorlar. Daha küçücükken böylesi tehlikeli ve korkunç bir dünyayla tanışıyorlar. Nice Danimarkalı genç, kendisini ölüm yolculuğuna götüren uyuşturucuyla burada tanışıyor. Öylesine ürkütücü bir yer burası. Aslında Danimarka hükümeti durumdan çok rahatsız ve burayı kapatmak istiyor. Ancak Kopenhag kriterlerinin ortaya çıktığı ülke Christiania ile baş edemeyecek durumda. Christiania'da elbiselerin olduğu bir
alan görüyoruz. İnsanlar kullanmadıkları elbiseleri buraya getiriyorlar ve bırakıyorlarmış. Daha sonra ihtiyacı olanlar da işte gelip buradan arzu ettikleri elbiseleri alıp kullanıyorlarmış. İşte gördüğünüz gibi getirmişler buraya elbiseleri. Burada farklı farklı bölmelere değişik değişik elbiseleri koymuşlar. İhtiyacı olanlar işte bu kullanılmış elbiseleri buradan gelip kullanmaya başlıyorlar. Ul var yanımızda. Ul, Christiana'nın sakinlerinden, burada yaşıyor. 4 yıldır burada yaşıyormuş. Ul, what kind of lifestyle? Burada ne tür bir hayat yaşıyorsun? Esrar kullanıyor musun? Have hashes here. We do have a place where esrar satın alınabilen yerler var ama ben kendim esrar çekmiyorum. Bize göre esrar da aynen alkol gibi bir şey. Ama Danimarka hükümeti öyle düşünmüyor. Daha önceden esrar kullanıyor muydun? Evet, liseye giderken kullanıyordum. Ama o zaman da sert olan herhangi bir uyuşturucu bulundurup bulundurmadığımızı kontrol ediyorlardı. Biz sert ve hafif derecede olan uyuşturucuları ayırıyoruz. How long have you been living here? Last 30 years. Last 30 years? Mm-hmm. You've been living here for 30 years? Mm-hmm. Kendisi burada 30 yıldır yaşıyormuş bu alanda, Christiana'da. Esrar kullanıyor musun? Yok yok, asıl işimiz esrar değil. Benim işim cebimde. Hali hazırda bir işim zaten var. Normalde asıl işimizi yaparız, çalışırız. Sadece boş zamanlarımızda, anlayacağınız hobi olarak esrar kullanırız. Burada Christiana'da bizim 56 kadar farklı iş yerimiz var. ...30 yıldır burada yaşayan şahsın ne konuştuğunu bile anlamakta zorluk çekiyoruz. O artık uyuşturucuyu bir hobi olarak görüyor. Boş zamanlarının bir hobisi. Ul ve ul gibilerinin sonu da ihtimal ki tıpkı bu adam gibi olacak. Belki de daha beter. Kısa süren Christiania çekimlerimiz sırasında bile bölge dışından uyuşturucu almak için gelen onlarca genç gördük. Aralarında babası Türk ama tek kelime Türkçe bilmeyen Danimarkalı genç bir kız bile vardı. Çoğu genç yüzlerini elleri ya da montlarıyla kapatıyordu. ...1970'li yıllardan beri kapatılmaya çalışılan yeri kapatamıyor Danimarka devleti. Başkentin göbeğindeki bu sorunu çözme konusunda aciz kalıyor hükümet. ...5,5 milyon nüfuslu Danimarka'da 5000 AIDS'li insan var. Hollanda gibi bisiklet çok yaygın olarak kullanılıyor ülkede. Danimarka dümdüz arazilerden oluştuğu için bisiklet kullanımı da çok kolay.
genci yaşlısı bisiklet kullanıyor. Dahası soğuk ve yağışlı havalarda bile çocuklar bisikletin arkasında ya da önünde okula götürülüyor. Bunlar Danimarka için sıradan manzaralardan. Danimarka Meclis binasının önündeyiz. 179 sandalyeye sahip bu meclis. İki tane de Türk asıllı milletvekili var bu mecliste. Milletvekillerinden bisikletle gelenler bile varmış. İşte bu bisikletlerin bazılarının sahibi milletvekilleri bisikletlerini park etmişler buraya. Buradan da işte görüşmelere, oturumlara geçmişler. Bisiklet kullanımı bu ülkede oldukça yaygın. Halk hem spor yapıyor hem de tasarruf yapmış oluyor. Çünkü benzin de petrol de her geçen gün dünyada pahalanıyor. Danimarka Meclisi'nin önündeyiz ve bir protestoya burada şahit oluyoruz. Yoğun Bey yanımızda. 6 yıldır Danimarka hükümetini protesto ediyorlarmış. 20 arkadaş Yoğun Bey, 20 arkadaş dönüşüm olarak 3 saatte bir buraya geliyorlar. Burada nöbet değişimini sürdürüyorlar. Bayraklar var burada. Bayraklar peace yazıyor. Yani barış yazıyor bayraklarda. Neden protesto ediyorsunuz diye sordum Danimarka hükümetini. Çünkü diyorlar biz Afganistan'da asker bulunduruyoruz. Danimarka olarak asker bulunduruyoruz. Danimarka hükümetine diyoruz ki orada asker bulundurmayalım. Biz barış yanlısıyız ve dünyaya demokrasiyi askerle götüremeyiz diyorlar. Ve 20 arkadaş, 20 kafadar arkadaş hükümete, burada Danimarka hükümetine mesaj veriyorlar. Onları protesto ediyorlar. Biz eğer gideceksek, demokrasiyi orada yayacaksak askerle değil eğitimle yaymalıyız diyorlar. Ve devam ediyorlar çalışmalarına. Are you happy with this protest now? Not quite, because we of course long for the day when Denmark goes back from Afghanistan, and we did it. We went back from Iraq this January, just 2 months ago. Slowly, we have done it through a half a year. You used to have 500 troops in Iraq. Sure. Yes. But now you have 500 troops in Afghanistan. Yes. You want them back? Yes. So eager to stay here all the time. I see, and I see. Yes. Afganistan'da 500 tane şu anda görevli askerlerin olduğunu söylüyor Yoğun Bey. Onlar duruyorlar diyor ama şunda başarılı olmuşlar. Irak'ta 500 askeri varmış. Onları en azından etkili olduk diyor geri getirmede. Afganistan'daki askerlerini de geri getirmek için gayret sarf ediyorlar. Barış yanlısı işte bir grup meclisin önüne tezgahını kurmuşlar. İşte yazılar var, bayraklar var. Biz diyorlar dünyada barışı istiyoruz, dünyada sevgiyi istiyoruz diyorlar. Ve hükümet de her gün onları burada görüyor. 6 yıldır hiçbir şekilde protestolarından vazgeçmemişler. ...68 yaşında Yoğun Bey. Savaş karşıtları onlar. 500 Danimarkalı askerin ne işi var Afganistan'da? Biz savaş değil, barış ve diyalog yanlısıyız diyorlar. Arkadaşlarıyla beraber sonuç alınana kadar yollarına devam edeceklermiş. Avrupa'da araç fiyatları düşük olur ancak Danimarka bu ülkelerden birisi değil. Araç fiyatları Danimarka'da oldukça yüksek. Çünkü gümrük çok yüksek bu ülkede. Devlet %180 civarında gümrük uyguluyor araçlara. Diyelim ki siz Almanya'dan 10.000 euroya bir araç aldınız.
Bunu Danimarka'ya getireceksiniz ve Danimarka plakası takacaksınız. Aracın fiyatı gümrükle birlikte 30 bin euroya yaklaşıyor. Hemen yanı başındaki ülke İsveç'te araç fiyatları yarı yarıya düşüyor. Yani Kopenhag yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İsveç'in Malmö şehrinde araç fiyatı anında yarıya düşüyor. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı çok sayıda Danimarkalı İsveç'in Malmö şehrinde yaşıyor. Çalıştığı yer Danimarka ancak oturduğu yer İsveç oluyor bu insanların. Danimarka dünyada gelir vergisinin en yüksek olduğu ülkelerden. Avrupa Birliği'ne üye 25 ülke arasında tüketici fiyatlarında en pahalı ülke Danimarka. İstatistik Enstitüsü verilerine göre Danimarkalılar temel gıda ve içeceklere Avrupa Birliği ortalamasından %39 daha fazla ücret ödüyorlar. Bu ülkede gıda ürünlerinden %25 vergi alınıyor. Pahalılıkta Danimarka'yı Finlandiya ve İsveç takip ediyor. Stroget'teyiz. Stroget, Kopenhag'ın en ünlü çarşısı. 5 sokaktan oluşuyor. Trafiğe kapalı bu çarşı. İnsanlar yürüyerek alışverişlerini yapıyorlar. Sağlı sollu hep dükkanlar var bu çarşıda. Avrupa'nın en uzun çarşısı olarak adlandırılıyor burası. Meydanda çocuklar ve gençler buz pateni yapıyorlar. Kimi çocuklar da baba ve anneleriyle beraber kayıyorlar. Belediyenin sunduğu ücretsiz bir hizmetmiş bu. Pateni olmayanlar hemen girişte paten kiralıyor ve herkes istediği kadar kayıyor. Küçücük çocuklar daha şimdiden kaymaya başlamışlar. Danimarka'da bir insan yılda 6 hafta tatil hakkına sahip olabiliyor. 3 haftasını yazın, 3 haftasını da kışın kullanıyor insanlar. Yani çalışan bir insan bir yılda tam 1,5 ay tatil hakkına sahip olabiliyor. Güvercinlerin bu türü Turkadu, yani Türk güvercini olarak adlandırılıyor Danimarka'da. İnsanımızla birlikte belki de güvercinlerimiz de gelmiştir bu topraklara. Ne dersiniz?
Danimarka'da bir hediyelik eşya dükkanındayız ve burada neler var diye bakıyoruz. İnsanlar geldiklerinde genelde bu ülkeye nelerle geri dönüyorlar? İşte Vikingler var burada. Viking adamlarını yapmışlar. Bu şekilde elinde baltalarıyla ve boynuzlarıyla Vikingler. Geriye koyuyoruz Vikingleri. Viking gemileri var yine. Bunlar da hediyelik eşya olarak gelen turistlerin memleketlerine götürdükleri hediyelik eşyalardan. Bakıyoruz yine. Deniz kızı yine burada götürülen hediyelik eşyalardan. 5 dolardan başlıyor işte. Yaklaşık 20 dolara kadar hediyelik eşya görebiliyorsunuz. En çok tercih edilenler bunlar. Danimarka'da çok sayıda amber taşı satan mücevher dükkanları var. Baltık amberleri bunlar. Gördüğünüz gibi her taraf amber taşı, mücevherler var, hediyelik eşyalar var. Ve bunlar pahalı, çok değerli. Amber taşı çok değerli. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü bir amber taşının oluşması için en az 1 milyon yıl gerekiyor. Evet, dile kolay bu. 1 milyon yıl ağaç reçinesi akıyor, sertleşiyor ve bu sertleşen taş 1 milyon yıl toprağın altında kalması gerekiyor ki ambere dönüşsün, amber taşı olsun. Bunlar Baltık amberleri, farklı farklı amberler var. Örneğin bu elimde tuttuğum gerdanlık yaklaşık olarak 2000 dolar civarında. Amber taşından yapılmış bir gerdanlık bu. Yine burada bir set görüyoruz. Ön tarafta bir set var. İşte yine gerdanlığı var. Küpeleri var, yüzüğü var, bilekliği var. Bu şekilde bu set 7500 dolarmış. İşte gerçekten mücevher dükkanlarında bu amber taşları satılıyor. Baltık Denizi'nin kenarında bunlar bulunuyor. Sonra işleniyor ve müşteriye bunlar ulaştırılıyor. Yine bunların fiyatları da şöyle bakıyoruz. 1600 dolar civarında yine bu kolye. Gördüğünüz gibi fiyatlar farklı farklı. Bir de tesbih çok ilgimizi çekti. Ne kadar bunun fiyatı diye baktık. 1300 dolar bu tesbihin fiyatı. İşte gördüğümüz 33'lük bir tesbih bu. Tesbih çekeceksiniz ama sıradan bir tesbihle değil. Nasıl? 1300 dolarlık bir tesbihle siz tesbihinizi çekmiş olacaksınız. İşte böylesine farklı bir amber taşından yapılmış tesbih. Bakıyoruz başka neler var diye. Yine mücevherler sıra sıra dükkanda. Burada bir gemi görüyoruz. Arzu ederseniz amber taşından bir gemi almak isterseniz 6000 dolar ödüyorsunuz şu gördüğünüz gemiye. İşte böylesine farklı bir dükkan burası. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bu mücevher dükkanı gibi çok sayıda mücevher dükkanı var. Belki günün birinde siz de bu mücevher dükkanlarından bir tanesine uğrarsınız ve işte bu amber taşlarından bir tanesine sahip olursunuz. Forskellige liv, og vi vokser op af for sig. Men jeg...
Øresund Köprüsü var arkamızda. Dünyanın en uzun köprülerinden bir tanesi bu köprü. Danimarka'yı İsveç'e bağlıyor. Başkent Kopenhag'dan İsveç'in Malmö şehrine uzaklık 31 kilometre. Bu köprünün uzunluğuysa 17 kilometre. Dünyanın en uzun köprülerinden bir tanesi Øresund Köprüsü. Kopenhag'da bulunan özel Hay Okulu'nu ziyaret ediyoruz Ayna programı olarak. Türk girişimciler tarafından 1993 yılında açılmış bu güzel kolej. İlköğretim olarak hizmet veren ve 260 öğrencisi olan okulun eğitim dili Danca. Türk öğrencilerin ana dilleri Türkçeyi unutmamaları ve güzel kullanmaları açısından Türkçe dersi de veriliyor. Danimarka Devleti, ana dil eğitimine yakın zamana kadar yapmış olduğu yardımı kaldırdığından dolayı bu ülkede Hay Okulu'nun verdiği Türkçe ana dil eğitimi büyük önem arz ediyor. Çünkü çocukların bu kalitede Türkçe eğitim alabileceği başka bir yer yok. Pırıl pırıl öğrencileri ve gayretli öğretmenleri var onun. Fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarlarıyla gelecek nesli tam donanımlı yetiştirmeye gayret ediyor okul. ...18 öğretmeninin yarısı Türk, yarısı da Danimarkalılardan oluşuyor. Number 6, Ska. Okulda Danimarka Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu müfredat ve ders planları esas alınıyor. Danca, matematik, İngilizce gibi derslere ağırlık veriliyor. Öğrencilerinin çoğu liselere girmeye hak kazanıyor. Danimarka'da yabancı öğrenciler arasında liseye başlama oranı çok düşük. Devlet tarafından her sene yapılan bir araştırmaya göre Hay Okulu Danimarka genelinde en verimli eğitimi veren 3 özel okuldan biri. Böylesine başarılı bir okul Hay Okulu. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Hay Okulu'nun öğrencileriyle birlikteyiz. Arkadaşlar iyi misiniz? İyiyiz. Nasıl gidiyor dersler? Çok iyi gidiyor. Tanıyabilir miyiz seni?
İsmim Mehmet Akif Korkmaz. Hay okuluna gidiyorum. Çok güzel. Peki seni tanıyabilir miyiz? Şevin Bahar Özcan. Sen neler diyeceksin okulunla ilgili? Yani ben şey diyeyim, bu okul çok iyi çünkü yani öğretmenlerle abla kardeş gibi olduk. Öbür öğrencilerle de yani kardeşmiş gibi davranıyoruz birbirimize. Çok güzel bir okul bu. Peki senin en çok sevdiğin ders hangisi? Matematik ve Almanca derslerinde çok gayet başarılıyım ve seviyorum. Peki sen neler diyeceksin Hay okuluyla ilgili? Ben bu okulda daha başarılı olduğumu hissediyorum ve görebiliyorum. Ve öğretmenimi ve arkadaşımı çok seviyorum. Peki Hay okulun öğrencileri Türkçeyi daha mı güzel konuşuyor? Evet. Hani anneler babalar da Türkçe konuşuyorlar ya evde, bir de burada. Aha. Daha yardım ediyor konuşmaya. Öğretmenlerimiz bizi problemlerimizi yakından ilgileniyorlar. Yardım etmeye çalışıyorlar. Seviyor musun onları? Çok seviyorum. Peki Dancan güzel mi? Bu dili güzel konuşuyor musun, Danimarka dilini? Evet, çok güzel konuşuyorum. Evet. Peki sen neler söyleyeceksin? Okulumu çok sevdim ve okula gelmekten çok zevk duydum. Nesini bu okulun çok seviyorsun? Arkadaşlarım, öğretmenlerim bizim için yani kardeş, veliler gibiler. Bu bizim için çok iyi bence. Peki üzülür müsün mesela annem baban seni bu okuldan alsa? Normal devlet okuluna verse üzülür müsün? Tabii çok üzülürüm. Bu okula çok bağlıyım ben. Evet. Yani bu okuldan gitmek istemem. Evet. Peki sen neler söyleyeceksin? Adın ne ilk önce bir? Hem şöyle bir kameraya doğru biraz bakalım. Yusuf Can Yılan. Yusuf, sen neden bu okulu seviyorsun? Arkadaşlarım iyi, arkadaşlar yani öğretmenlerim iyi. Allah çok şükür. Müdürümüz iyi, Mehmet Hoca. En çok sevdiğin ders hangisi? İngilizce. Peki ne olmak istiyorsun ileride? Pilot. Hem öğrencilerimize hem de velilerimize sunduğumuz daha samimi ve yakın iletişim imkanları, emniyetli bir ortam ve bize duydukları derin güven, velilerimizi bize yönlendirmekte ve çocuklarını okulumuza kaydettirmekteler. Bazı yönleriyle bu okul özellikle çocuklar için bir tür köprü yapım çabasıdır. Çünkü burada çocuklar içinde yaşadıkları ortamda eriyip arada kalmaktan kurtuluyorlar. Burada rahatlıkla sorularını sorabiliyor, meseleleri irdeleyebiliyorlar. Diğer taraftan okulun asıl gayesi eğitim yoluyla değerler korunarak topluma entegrasyonun sağlanabilmesidir. Halihazırda verdiğimiz eğitim açısından oldukça iyi durumdayız. SIPUS adlı araştırma sonuçları, okulumuzun verdiği eğitimin etki yüzdesinin ülkede sağlanan en yüksek seviyede olduğunu göstermekte. Bu anlamda bu alanda çok başarılıyız. Her gün daha güzel yerlere gidiyoruz, güzel yere varıyoruz. En iyi öğretmenleri seçiyoruz ve velilerimiz memnundur. Çünkü burada eğitimle beraber ahlak da çok önemlidir. Avrupa toplumunun içinde her şeyin serbest olduğu için ve daha özde kendi kültürünü, kendi dilini artı kendi benliğini koruması için böyle ciddi bir ihtiyacımız vardır. Arkadaşlarım da sağ olsun, hem bizim Türkiye kökenli öğretmenlerimiz olsun, buradaki seçtiğimiz Danimarkalı öğretmenler olsun, bunun farkındalar ve hamdolsun daha güzel yerlere gelecektir diye Allah'a dua ediyoruz. Danimarka'da eğitim veren okulumuzun çok önemli bir misyon eda ettiğini düşünüyoruz. Özellikle Avrupa'da yaşayan iki dilli çocuklar için ana dil eğitimi çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Okulumuzda Türkçe dersleri de verdiğimiz için veliler çok büyük oranda bizi tercih ediyorlar. Özellikle çocukların kendi öz kimlik ve değerlerini kaybetmeden
içinde bulundukları, içinde yaşadıkları topluma faydalı, efendim, üretken bir fert olarak yetişmeleri açısından eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu yapılan çalışmaları, bu çabalarımızı da hem devlet yetkilileri hem yerel makamlar en üst düzeyden takdir ediyorlar. Beğendiklerini her fırsatta söylüyorlar. Böyle bir entegrasyonun, uyumun ancak okulda alınan iyi bir eğitimle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Velilerimizden çok yoğun bir talep alıyoruz. Bu talebi yer yer karşılamakta zorlanıyoruz. Yeterli öğretmen ve sınıf bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Velilerin okulumuzu tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de okulumuzun ders başarısı. Çocukları, öğrencilerimizi özellikle akademik kariyerlere, akademik mesleklere yönlendirmeye gayret ediyoruz. Tabii bunun için de gerekli olan matematik, fen bilgisi, İngilizce, Danimarkaca gibi belirleyici derslere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Hem ders sayısı olarak hem insan kaynakları olarak bunu ön planda tutuyoruz. Ayrıca bu konuda çocukların karşısına, bunlar bizim eski öğrencilerimizden de olabilir, olabildiğince çok güzel örnekler, olumlu örnekler çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden velilerimiz okulumuza çok büyük destek veriyorlar ve bizleri seviyorlar. Danimarka'daki Türkler ilk yıllarda manav ve pizza dükkanlarına sahiplermiş. Artık bugünlerde bu işleri Araplara devredip kendileri bir adım daha ilerideki işleri yapıyorlar. Artık çoktan iş adamlığına adım atmış onlar. Hatta iş adamları derneği de kurup kendi aralarında çok güzel organize de olmuşlar. Hedefleri Türkiye-Danimarka ekonomik ilişkilerini bulunan durumdan çok daha iyi bir konuma getirmek. 4500'e yakın iş adamı var Türkiye kökenli. Ama kendilerini savunacak bir dernek ya da bir aracı olacak bir kurum olmadığı için biz bu açığı görerek geç kalmış bir açığı doldurmaya çalışıyoruz. Ve esnafımıza yardımcı oluyoruz. Onlara bir bilgi bankası şeklinde bütün problemleriyle ilgili yardımcı oluyoruz. Bilgi sunuyoruz. Aynı zamanda da Türkiye ile Danimarka arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Danimarkalı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek, Türkiye'den Danimarka'ya aynı şekilde yatırımcılar buraya çekmek için aracı oluyoruz. Ve güzel de anlaşmalarımız var, diyaloglarımız var. Güzel işleri de oluyor. Devamlı burada mesela derneğimizi ziyaret eden insanlar, firmalar var, kurumlar geliyor. Bizim aracımızla esnafa ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Bölümümüz de burada sona eriyor. Web adresimiz www.aynaprogrami.com. E-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer Aynanın bu bölümünü seyredemediyseniz yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar buluşma ümidiyle Kopenhag'dan, Danimarka'dan, Allah'a ısmarladık.